Evet arkadaşlar, ilk defa beyaz kırlangıç. Kırlangıç geldiği zaman yuva yapmaya başladı iki tanesi. Ondan sonra o yaptıktan sonra yumurtaya yattı. Yumurtadan sonra bir bura girmiştim yuvanın olduğu yere. Komple 3-4 tane, 5 tane çıktı yani. Bir baktık beyaz var içinde. Ben Allah Allah kendi kendime şaşırdım yani. Şaşırınca benim damat fotoğrafını çekti, şey zannetti. Ondan sonra o baktık, kırlangıç değil dedim ben ya. Ondan sonra kırlangıç diye dedik, şey zannetti, ne o? Süs kuşları var ya, onlardan zannettik. Sonra baktım kırlangıç. Ondan sonra uçurdu kuşlar, birkaç gündür uçtu yani. Ömrümde 67-68 yaşındayım ben, görmedim. Görmedim. Peki. Neden böyle olduğunu merak ediyor musunuz? Etmemeyim ben ya. Ne bileyim ben, dünyanın sonu mu yoksa? Neyi ben de bilemedim. Peki. Dünyanın sonu gari. Bu 67-68 yaşında adam görmezse bu işi, ömrümde çocukluğumdan beri görmedim. İlk defa gördüm. Doktor Hakan Karaardıç, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesiyim. Albinizm, insanlarda ve diğer canlılarda görülen derideki melanin pigmentinin az sayıda salgılanması ya da hiç salgılanmamasına yönelik genetik tabanlı bir genetik hastalıktır. İnsanlarda ağırlıklı olarak saç, kaş ve benzeri yapılarda melanin pigmentinin salgılanmaması nedeniyle beyaz kılların çıkması şeklinde gözlemlenmektedir. Doğadaki canlılardaki örneklerde de benzer şekilde beyaz kıl memelilerde ya da kuşlarda beyaz tüylerin ortaya çıkmasıyla kendini belirtir, belli eder. Bu kısmi albinizm ya da kısmi albinoluk olarak adlandırdığımız örnekler olmakla birlikte, ki bu örneklerde işte bazen sadece iki tüyde bu örneği görebiliriz, iki uçma tüyünde ya da sadece kafa tüylerinin bir kısmında. Bir de tüm albinoluk dediğimiz bu kırlangıç örneğinde olduğu gibi tüm vücut tüylerinin melanin pigmentinin salgılanmaması nedeniyle tüm tüylerde tüylerin beyaz olarak çıkmasıyla karşımıza çıkar bu örnekler. İşte kara tavuk, kara sinek kaplan ve benzeri pek çok türe yönelik dünyanın farklı noktalarında kaydedilmiş albino örnekleri bilinmektedir. Ülkemizde de zaman zaman bu tip örneklerle karşılaşıyoruz. Bu tabii ki sadece derideki melanin pigmentine bağlı bir rahatsızlık, genetik rahatsızlık olmasından dolayı hayvan hayatına, yaşamına devam eder, ama tabii ki bu sürecin nasıl ilerlediğine yönelik detaylı kapsamlı çalışmalar bulunmamaktadır. Üreme başarısına, kuluçka başarısına veya ne kadar süre hayatta kaldıklarına yönelik elimizde albinolukla ilgili bir bilgi, doğal canlılarda bilgi bulunmamaktadır. Fakat işte son yıllarda genetik tabanlı olduğu için bu zaman içerisinde mutasyonlarla da ortaya çıkabilen bir hastalık olduğundan iklim değişikliği, çevre kirliliği ve pek çok unsur zaman içerisinde yapılacak çalışmalarla
albinoluğu da tetikleyip tetiklenmediği hakkında bilgilerin elde edilmesine olanak sağlayacaktır. Gelmiş mi ya? Orada mı? Bilmiyorum ki orada mı değil mi? Çekim yaptı. Gelmedi. Öyle bir şey.